Yeni bir haftadan merhaba. Ben astrolog Yasemin Sürer. Kasım ayında da bitiriyoruz ve yılın son ayı Aralık ayına başlıyoruz. 29 Kasım 5 Aralık haftasının astrolojik etkileri ve burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere tutulma dönemi içindeyiz. 19 Kasım Boğa Burcu'ndaki ay tutulması, değerlerimiz, maddi kaynaklarımız, güvenlik ihtiyaçlarımız, duygularımız ile ilgiliydi ve etkileri 6 ay devam edecek demiştik ülkemiz haritasında tutulma etkilerini özellikle para piyasalarının üzerinde görüyoruz. Tutulma sırasında ülkemiz haritasını aldığı etkilerle de maalesef bu ekonomik zorlukları da fazlalaştırdı. Şimdi de 4 Aralık'ta yay burcunda güneş tutulmamız var ve etkileri yine 6 ay devam edecek. Güzel haberim bu tutulmanın çok güzel etkileri içine barındırıyor olması. Güneş tutulmaları yeni aylardır. Yani tohum atma, yeni başlangıçlar yapma etkisi verir ve yay burcunda olduğu için hayata daha pozitif ve iyimser bakmamıza sebep olacak. Dış şartlar her ne kadar zorlayıcı olsa da yeni başlangıçlar yapmak için kendimizde yeterli güç ve inancı bulacağımızı göstermektedir. Tutulmalar kadersel etkileri içinde de barındırmaktadır. Bir şeyle oluyorsa sebepsiz olmuyordur. Belki şimdi de bunları hemen anlayamasak bile ileriki zamanlarda bu süreçlere geri dönüp baktığımızda "Aa bunlar olmasaydı ben buna cesaret edemezdim." veya "Sebepleri bundanmış." diyeceğiz. Zaten bir taraftan geçmiş, bir taraftan gelecek, bir şeyleri tamamlanıyor gibi bir şeyler oluşuyor ama ikisi de tam istediğimiz gibi ilerlemiyor dediğimiz değişik ruh halleri içinde olduğumuz zamanlardayız. Pazartesi sabah 7 civarı Merkür Güneş'in kalbine yerleşiyor. Merkür güneşin kalbine yerleştiğini düşüncelerimiz, niyetlerimiz gerçek olur. Yine yay burcunda olduğu için sezgilerimizin de güçlü olduğu bir gün olacak. Evrenden güzel işaretler ve destekler alabiliriz. Hafta başı Venüs Neptün, Merkür Satürn 60 derecelik açıları ve Mars Neptün üçgen açısı etkili olacak. Bunlar destekleyici açılardır. Gerek ilişkiler gerekse para konularını destekleyici etkiler devrede. Çevremizle sevdiklerimiz uyum içinde olacağımız, yine daha yumuşak ve daha anlayışlı bir ruh hali içinde olacağız. Maneviyatımız, ilham, yaratıcılık, hayallerimiz ve sezgilerimiz yükselecek. Her ne yaşıyorsak bir taraftan inancımız ve harekete geçmek için bize çok yüksek bir enerji vermese de daha oluruna bırakmak, sakince bir şeyleri planlamak ve küçük de olsa da adımlar atmamız için bize motivasyon verecek. Zaten bu hafta eğer ki önemli bir şeyleri yapmak için harekete geçmek isterseniz 4 Aralık sonrasını beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü ay çarşamba gününden itibaren balzemik fazında olacak. Yeni girişimler, yeni yatırımlar için pek uygun olmayacak. Bu dönemde bazı konular karanlıkta kalır. Bilmediğimiz, görmediğimiz öğeler işin içinde olur. Bu sebeple bu haftayı daha geçirip bir sonraki hafta daha olumlu bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Enerjiler destekli olacak. 1 Aralık tarihinde 25 Haziran'dan beri geri hareketinde bulunan Neptün, Düz hareketine geri dönecek. Böylece tüm gezegenler artık düz seyrinde ta ki 19 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcunda geri hareketine başlayana kadar. O etkilerle ilgili detayları size önümüzdeki bir, bir iki hafta içinde anlatacağım. 4 Aralık Cumartesi günü İstanbul saatiyle sabah 10:44'te Yay Burcunun 12 derecesinde bir güneş tutulmamız gerçekleşecek. Tutulma haritasında ay tutulmasında olduğu gibi Oğlak Burcu yükseliyor. Oğlak sınırları belirlemeyi, daha mantık odaklı olmayı ve hedefler için sistematik bir şekilde çalışmamız gerektiğini anlatır. Zaman zaman sınırlandırılmış ve yalnız bırakılmış hissettirse de, tutulma yay burcunda olduğu için aslında inancımızı, umutlarımızı yükseltecek. Kısacası hayallerimiz için gerçekçi olmayı da vurgulamakta. Çünkü yay enerjisi bazen kendi fikirleri, kendi vizyonları içinde kaybolup fazla uçabilmekte. Bunu dengeleyip mantıklı kararlar al adım adım stratejini kur, çok çalış demektedir. Yeni başlangıçları cesurca yapmamız konusunda destekleyici olacak. Yay burcunun yöneticisi Kova burcunda arkadaşlarımız, ekip çalışmalarımız bizim için daha önemli olacak. Hayallerimizi gerçekleştirmek, ileriye taşımak için uğraşacağız. Yine yurt dışı bağlantılı işler, seyahat, sosyal medya, ticaret, ithalat, ihracat, akademik eğitim, hukuki konularla ilgili de güzel etkiler içine barındırmaktadır. Bu konularda girişimler yapmak isterseniz harekete geçebilirsiniz. Güzel destekler alacaksınız. Bu tutulma aynı zamanda son bir buçuk yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Çünkü artık 5 Mayıs 2020'den bu yana ay düğümleri ikizler yay aksındaydı ve bu alandaki son tutulma olma özelliğini taşımaktadır. Tutulma sırasında Venüs ve Plüton 3 derece ok kavuşumu ilişkiler ve para konularında büyük köklü değişim ve dönüşümlerinde habercisi. Yine Neptün karesi bu tamamlamalar öncesi belirsizlikler ve önümüze hemen net görememe durumlarında olacağını vurgulamaktadır ama adım adım netleşmelerde olacak. Haftanın genel etkilerinden size bahsettikten sonra küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da astrologyasimesürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili koç ve yükselen koç burcu, hafta başı kariyer ve ailenizle ilgili güzel gelişmelere açıksınız. Yay enerjileri hareketliliğinizi arttırıyor. Yeni fikirler, yeni düşüncelere yoğunlaşabilirsiniz. Umutlarınız, hayalleriniz, para konularına daha fazla odağınızı verebilir. Eğitim, seyahat, ticaret, sosyal medya konularıyla ilgili işlerle ilgilenebilirsiniz. Hafta başı Venüs ve Mars Neptün açı, açıları devrede olacağı için çevrenizde uyum içinde ve iyi hissedebilirsiniz. Tutulmaya doğru giderken olayları kendi haline bırakma etkisi içinde oluruz. O yüzden yeni girişimler için önümüzdeki hafta harekete geçmenizi tavsiye ederim. 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda da artık bir tamamlanma etkisi yapacak ve aynı zamanda Umutlarımızı ve inançlarımızı yükselten güzel bir tutulma olacak. Bize iyi gelecek bu tutulma ve yeni başlangıçlara sebep olacak etkidedir. Sizin için taşınma, yer değişikliği, yeni bir eğitime başlama, yeni bir ticari girişim, sosyal medya, iletişim veya bir seyahat planlama gibi gelişmeler yönünde harekete geçmenizi sağlayacak. Bazı belirsizlikler devam etse de yeni adımlar atmak için destekleniyorsunuz. Adım attıkça da bu belirsizlikleriniz artık ortadan kalkacak arkadaş ve sosyal çevrenizden de güzel destekler alacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, hafta başı ortak maddi kaynaklarınız, ödeme, borç, kredi, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. mars Neptün üçgen açısı devrede. Daha sakin ve huzurlu hissedeceksiniz ve etrafınızda güzel destekler de alabileceksiniz. 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Bu hafta zaten biraz daha işlerini oluruna bırakma enerjisi içinde olacağız. Hafta ortasından itibaren ay balzemik fazla olacağı için yeni girişimlerinizi önümüzdeki hafta başlamanızı tavsiye ederim. Bu tutulma umutlarımızı ve inançlarımızı yükselten güzel bir tutulma olacak ve yeni başlangıçları sebep olacak etkidedir. Ortak kaynaklarınız, mesela eşiniz ve ailenizle birlikte ortaklı maddi konular, yatırımlar, borçlarla ilgili güzel gelişmeler sizi beklemektedir. Belki borçlarınızı kapatacaksınız, kredi başvurunuz kabul olacak ya da bir miras konusunda gelişmeler lehinize olacak. Yine ailede bir kişinin sağlık sorunu varsa onunla ilgili de çözüme odaklı gelişmeler yaşayacaksınız güzel bir tutulma, bize iyi gelecek bir tutulma. Önümüzdeki aylarda bu alanlarda güzel ve olumlu olaylar yaşayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler Burcu. Hafta başı ikili ilişkiler ve ortaklık konularında iletişim trafiğiniz hızlanacak. Kariyer ve iş konularında güzel destekleriniz var. Maddi bir sorununuz varsa çözüm odaklı gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu hafta Venüs ve Mars'ın Neptün ile olumlu açıları devrede olacağı için daha huzurlu ve uyumlu hissedebilirsiniz. Tutulma öncesi konuları daha yavaş ele alma, kendi hale bırakma etkisi içinde olacağız. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Biliyorsunuz artık ay düğümleri sizin bulunduğunuz ikizler yay aksınızdan çıkıyor. Bu tutum aynı zamanda son bir buçuk yıldır gündeminizde olan konularda da artık bir tamamlanma etkisi yapacak ve aynı zamanda umutlarımızı ve inançlarımızı yükselten güzel bir tutum olacak, bize iyi gelecek ve yeni başlangıçlara sebep olacak etkidedir. Sizler için de ilişkiler alanında yeni başlangıçlara vesile olacak sevgili ikizler. Yeni bir ilişkiye başlama, yeni bir ortaklık kurma, yeni işbirlikleri sizi beklemektedir. Güzel destekler alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu da hayallerinize yaklaşmanıza güzel etkiler verecektir. Aynı zamanda bir birlikteliğiniz veya ortaklığınız varsa o kişinin de hayatına güzel gelişmeler olması yüksektir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Hafta başı çalışma ortamınız ve sağlık konularına hızlı bir iletişim getirecek. Olumlu haberler almanız ve gelişmeler sizi mutlu edecek. Çevrenizden ve ilişkilerden güzel destekler alacağınız bir haftadasınız. Venüs-Neptün ve Mars-Neptün açıları devrede olacağı için daha huzurlu hissedebilirsiniz. Tutulmaya doğru giderken konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma etkisi içinde olacağız. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunu etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlam etkisi yapacak ve umutlarımızı, inançlarımızı yükselten güzel bir tutulma olacak. Bize iyi gelecek ve yeni başlangıçları sebep olacak etkidedir. Sizin için bu tutulma çalışma ortamınızda ve günlük rutinlerinizde yeni bir sayfa açmanız yönünde olumlu değişimlere işaret etmektedir. Güzel fırsatlar size gelecektir. Bazılarınız yeni bir işe başlayabilir, bazılarınız var olan çalışma ortamında olumlu dönüşümler yaratacak yeni anlaşma ve sözleşmelere varabilir. Çalışma arkadaşlarınızla da güzel destekler almanız mümkün. Sağlık konusuyla ilgili de iyileştirici etkidedir. Bir rahatsızlığınız varsa güzel haberler alabilirsiniz veya sağlığınızı iyi gelecek beslenme alışkanlıklarına başlayabilirsiniz. Günlük temponuzda daha iyimser ve olumlu bir yaklaşım içinde olmaya başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu, hafta başı çalışma ortamınız ve sağlık konularıyla ilgili hızlı bir iletişim içinde olabilirsiniz ev ve aile konularında yapmanız gerekenler, güzel destekler alıyorsunuz. Venüs, Neptün ve Mars, Neptün açıları devrede olacağı için daha sakin ve huzurlu etkiler alacaksınız. Güneş tutulmasına yaklaşırken hayatın koşturmacasının biraz daha azalacağı, konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma, akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü Yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündemimizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Tutulma ile umutlarımızı ve inançlarımızı yükselteceğiz ve bize iyi gelecek ve yeni başlangıçlara sebep olacak etki de olacak. Bu tutulma size aşk hayatınız ve çocuklar konusunda güzel gelişmeler getirecek yeni flörtler, yeni ilişki başlangıçları, çocuğu olanlar çocuklarıyla ilgili sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilir. Çocuğu olmasını isteyenler çocuk haberi alabilir. Yatırımlar konusunda girişimlerde bulunabilirsiniz, destekleniyorsunuz. Yine yaratıcılığınız yükselecek, yeni hobiler, yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Artık biraz daha hayatın keyifli yönlerinde yaşamak isteyeceğiniz bir süreç başlayacak. Bazılarınız hayallerini tekrar canlandırabilir, hayata daha umutlu bakmaya başlayabilir ve bu yönde yenilikler yapmak isteyebilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu, haftaya yakın çevreniz ve ailenizle iletişiminizin yoğun olacağı bir hızla başlıyorsunuz. Venüs Neptün ve Mars Neptün açıları sebebiyle ev ve aile konularıyla daha fazla ilgilenebilirsiniz ve yakın çevrenize güzel haberler paylaşabilirsiniz. Bu hafta hayatın koşturmacasının biraz daha azalacağı etkiler devrede olacak. Tutulmaya doğru giderken ay bir fazla ilerleyecek. Konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık cumartesi günü Yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son buçuk yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlama etkisi yapacak ve aynı zamanda umutlarımızı ve inançlarımızı yükselten güzel bir tutulma olacak. Bize iyi gelecek bu tutulma ve yeni başlangıçlara sebep olacak etkidedir. Bu tutulma sizin ev ve aile alanlarınızı etki edecek. Yeni bir eve taşınma, yeni bir düzen kurma, evle ilgili tadilat, tamirat, anne babanızla ilgilenmek gibi etkiler de evde olacak. Bu konularla ilgili güzel destekler alacaksınız. Sevdiklerinize karşı aidiyet duygularınız yükselebilir. Çocukluğunuz ve geçmişinizi bu arada daha fazla hatırlayabilirsiniz. Ve şimdi de hayatınızda gerek aile gerekse iş konularında ne isteyip ne istemediğinize karar verip yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Hafta başı yakın çevreniz ve ailenizle iletişiminiz hareketli olacak. Kendinizi, fikirlerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Venüs, Neptün ve Mars, Neptün açıları uyumu ve yaratıcılarınızı arttıracak. Tutulmaya doğru giderken konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma, akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunu etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlama etkisi yapacak. Ve aynı zamanda umutlarımızı ve inançlarımızı yükselten güzel bir tutulma olacak. Bize iyi gelecek bir tutulma ve böylece yeni başlangıçları sebep olacak. Sizin için de artık düşüncelerinizin netleşmeye başladığı ve belirsizliklerinizin yavaş yavaş ortadan kalkacağı bir süreç olacak. İş ve maddi konularda kararlar alabilirsiniz. Ticari girişimler, yakın seyahatler, yeni sözleşmeler ve anlaşmalar yapacak ve güzel destekler alacaksınız. Çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla belki yeni bir işe atılabilir veya yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. Karşınıza güzel fırsatlar çıkacak. Yine bu dönem yazılı sözlü işler için uygundur. İnternet üzerinden satış pazarlama işleriyle uğraşıyorsanız yeni girişimlerin size olumlu getirileri olacak. Aşk hayatınıza güzel ve şanslı etkiler aldığınızı göreceksiniz sevgili teraziler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Hafta başı finansal konularda olumlu karar ve haberler alabilirsiniz. Ve Venüs Neptün ve Mars Neptün açıları devrede olacağı için yakın çevrenizden destek ve uyum size iyi gelecek. Tutulmaya doğru giderken hayatın koşturmacasının biraz daha azalacağı, Konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma, akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Umutlarımız ve inançlarımızı yükseltecek güzel bir tutulma olacak. Bize iyi gelecek. Ve yeni başlangıçlar daha kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Kaynaklarınızı değerlendirme, maddi kazançlarla ilgili yeni girişimler konusunda sizi destekleyici etkide olacak bu tutulma. Parasal konularda yeni girişimler yapmak konusunda çevreniz ve aileniz tarafından da destekleniyor olacaksınız. Harekete geçmekten korkmayın. Güzel yenilikler sizi beklemektedir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yaylar ve Yükselen Yaylar Bu hafta 4 Aralık tarihindeki Güneş tutulması sizin burcunuzda gerçekleşecek yay ve yükselen yay burcu danışanlarım bilir. Bu sene hep sabırsız olmayın, bu tutulmayı bekleyin, hayatlarınıza çok güzel yeni başlangıçları etki edecek diyordum. Ve evet artık vakit geldi. Biliyorsunuz artık ay düğümleri sizin bulunduğunuz ikizler yay aksından da çıkıyor. Bu tutulma son bir buçuk yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Umutlarımız ve inançlarımızı yükselten güzel bir tutulma olacak. Bize iyi gelecek bu tutulma ve yeni başlangıçlara sebep olacak etkidedir. Son bir aydır akrep enerjileri sizi biraz sıkıştırmış olabilir ama tutulmadan sonra hayata daha iyimser, daha kararlı ve enerjinizin yükseldiğini hissetmeye başlayacaksınız. Etkileri 6 ay sürecek güneş tutulması sizin burcunuzda hayatınıza dair önemli kararlar almanızı etki edecek. Hafta başı kendinizi ifade etmek, düşüncelerinizi paylaşmak, yeni girişimler ve anlaşmalar konusunda hızlı bir iletişim trafiği içinde olabilirsiniz maddi konularınızla ilgili de öyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibi düşünceleriniz oluşabilir. Ama Venüs Neptün ve Mars Neptün açıları devrede olacağı için daha sakin ve keyifli hissedebilirsiniz. Tutulmaya doğru giderken konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma, akışta kalma etkisi var. Bu sebeple yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Tutulmayla birlikte güzel destekler alacaksınız. Kararsızlıklarınız konusunda netleşmeleriniz başlayacak ve, ce ve cesaretiniz artacak. Hayatınızın hemen her alanında yenilikler ve gelişmeler sizi beklemektedir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu. Haftaya keyifli etkilerle başlıyorsunuz. Yakın çevreniz ve ailenizden güzel haberler alabilirsiniz. Venüs Neptün ve Mars Neptün açıları devrede olacağı için daha uyumlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Hayat koşturmacasının biraz daha azalacağı, konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma, akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Umutlarımız, inançlarımız yükseliyor. Bize iyi gelecek bir tutulma olacak bu. Sizin de 12. evinizde olacağı için biraz daha kendinizi akışa bırakmanız ve teslimiyet uygulayacağınız bir süreç olacak. Etrafı olup biteni gözlemleyebilirsiniz. Daha fazla iç dünyanızla ve maneviyatınızla ilgilenebilirsiniz. Yine çalışma ortamınızda güzel gelişmeler olması mümkündür. Eğer bir sağlık sorununuz varsa bu tutulmanın güzel ve iyileştirici etkileri olacak. Vakit yaklaştıkça bahsedeceğim ama biliyorsunuz Venüs şu an sizin burcunuzda ve 19 Aralık itibarıyla burada geri hareketine başlayacak. İlişkiler ve para konularında tamamlanması gereken durumları önünüze getireceğinden şimdi bu süreci çok uzun vadeli planlar yapmak için değerlendirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, hafta başı arkadaşlıklar, sosyal çevreniz, hayallerinizle ilgili güzel haberler ve gelişmeler alabilirsiniz. Venüs, Neptün ve Mars, Neptün açıları devrede sizi daha huzurlu kılacak hayatın koşturmacasının biraz daha azalacağı, konuları daha yavaş ele alma, kendi haline bırakma, akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık Cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlanma etkisi yapacak. Umutlarımız ve inançlarımız yükseliyor. Bize iyi gelecek bir tutulma ve yeni başlangıçlara sebep olacak etkidedir. Sizin yapmak istedikleriniz, hedefleriniz, hayallerinizle ilgili başlangıçlar konusunda sizi deste destekleyecek bir tutulma. Yine arkadaşlarınızdan veya ekip çalışmalarınızdan yana da çeşitli fırsatlar ve destekler alacaksınız. Girişimlerde bulunmaktan, bunlarla çevrenizle fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Size iyi gelecek gelişmeler olacak sevgili kovalar. Malum Satürn burcunuzda transit halinde. Zaman zaman sizi zorluyor. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Hafta başı kariyerinizde, hedeflerinizle ilgili iletişiminiz ve hareketlenmeniz artabilir. Belki yöneticilerinizle konuşma ve görüşmeler yapabilir, kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Bu hafta Venüs, Neptün ve Mars, Neptün açıları devrede olacağı için bu yönde çevrenizden destekleniyorsunuz. Hayatın koşturmacasının biraz daha azalacağı, konuları daha yavaş ele alma kendi haline bırakma akışta kalma etkisi var. Zaten yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftayı beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü 4 Aralık cumartesi günü yay burcunda etkileri 6 ay devam edecek bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aynı zamanda son 1,5 yıldır gündeminizde olan konularda artık bir tamamlama etkisi yapacak. Bu tutulmayla umutlarımız ve inançlarımız yükselecek. Bize iyi gelecek bu tutulma ve yeni başlangıçlara sebep olacak. Siz, size de kariyeriniz toplumsal satünüz yeni başlangıçlara işaret etmekte sevgili balıklar. Hem güzel destekler hem de artık emeklerinizin karşılığını almaya başlayacağınız bir süreç olacak. Yine aile ve yuva konularında da daha huzurlu ve keyifli etkiler içinde olacaksınız. Zaman zaman belirsizlikler oluşsa da kendinize güvenmeyi unutmayın. Haftanız güzel geçsin.